ve 231. maddenin 5. fıkrasına itibaren bir analiz yapalım sizinle beraber. Şimdi 231. maddenin 5. fıkrasında açtınız mı onu da siz de? Yargılama sonunda hükmolunan ceza 2 yıl veya daha az süreli bir hapis cezası veya adli para cezası ise mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilir diyor. Yani demek ki şunu söylüyor bize. Bütün duruşma yapılacak. Duruşmanın sonunda 3 soru sorulacak. Evet, evet, evet alacak. Fiili işledi. Fiil suç teşkil ediyor. Sorumluluğu var. Yaptırımı belirleyecek ve 2 sene veya daha az süreli, yani 2 sene dahil hapis cezası olursa mahkemenin bir takdir yetkisi doğuyor. Bu hükmün açıklanmasını geri bırakabilirim diyor. Ama koşulları var. 6. fıkrasında da koşulları söylüyor. Daha evvel kasıtlı suçtan mahkum olmamış bir sanık olacak. Yeniden suç işlemeyeceği konusunda hakimde, mahkemede bir kanaat oluşacak. Ve zararı tamamen giderecek. Suçtan doğan zararı bir de kabul edecek. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edecek. Bu koşullar varsa 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veriliyor. Peki bir hüküm açıklanınca ne oluyordu? Duruşma bitiyordu, değil mi? Hüküm açıklanmıyor. Hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar veriliyor. Ve bu nedenle kanunda diyor ki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Aslında bir nevi rafa kaldı. Bir nevi rafa kaldırma. Yani mahkeme bu kararı verdiği vakit mahkumiyet hükmü hüküm doğurmuyor. Hüküm doğurmayınca istinaf edilemiyor. Kanun yoluna gidilemiyor. Tabii ki başka yan sonuçlar da doğurmaması lazım ama bazı istisnalar zamanla kabul edildi. Disiplin suçlarında falan mesela şey yapılabiliyor. Öyle bir disiplin Delil suçta oluştu. delil olabiliyor. Şimdi bu hüküm iki tane karar içeriyor. Bir karar mahkemenin verdiği hüküm. Fakat hüküm askıda. Uygulanmıyor. Bir de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı. Askıya alan. Askıya alan karar. Bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bir mahkeme kararı. Mahkeme kararlarına itiraz edilemez. Prensip olarak. Fakat kanun koyucu diyor ki mahkemenin verdiği bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edebilirsiniz diyor. Edilebilir diyor. Ve böylece esas hüküm istinaf edilebilecek olan hüküm istinaf edilemiyor. Fakat hükmün açıklanmasının geri bakılması kararına itiraz edilebiliyor. Şimdi burada da itiraz kanun yolunda esas incelemesi yapılır. Ve ilk iptal kararını Anayasa Mahkemesi geçen sene bu konuda verdi. Yani birçok yönlerinden bireysel başvuruda verdiği kararlar var ama en önemli kararlardan bir tanesi geçen sene bir karar verdi ve dedi ki itiraz kanun yolu özelliklere sahiptir. Bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla birlikte yapılan bir itiraz üzerine esas incelenemiyor. Bunun üzerine kanun koyucu alelacele bir değişiklik yaptı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilirse esas da inceleme yapar diye bir değişiklik yapıldı. 231. madde bu değişiklikte işlendi. Fakat bu değişiklik de yapıldıktan sonra şimdi Anayasa Mahkemesi 231. maddenin 5. fıkrasının 1. cümlesini ele aldı ve iptal etti. 231. maddenin 5. birinci cümlesi şunu söylüyor. Onu kuruyor, esasını kuruyor. Sana yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmün ceza 2 yıl daha az süresiyle HGB'si geri verilebilir
esas kuruyor. İkinci ve üçüncü cümleler uzlaşma ilişkin hükümler saklıdır. Hiçbir sonuç doğurmaz filan da onlar da bu iptal edildiği için iptal edildi. Ve beşinci fıkra iptal edildiği için 6, 7, 8, 9, 14'e kadar hepsini de iptal etti. Esas iptal edildiğin o da olur. Yani şu anda kanununuzdaki şeye bir çizgi çizebilirsiniz. 231.5 dahil tümü 2024 Haziran ayında yürürlükten kalkacak. Şimdi neden iptal etti? Gerekçelerine bir bakalım. Birinci gerekçe bu itiraz meselesiydi. İtiraz edildiği takdirde esasın incelenmesine ilişki bir değişiklik yapıldı. Fakat Anayasa Mahkemesi yeni kararında şimdi diyor ki bu tür itiraz dahi istinafın yerini tutmaz. Ve kanun yoluna başvurma hakkını elinden alıyor sanığın. Diyor ki çok doğru bir karar bu. Eğer bir hüküm var, mahkeme bir hüküm kurmuş, o hüküm incelenemiyor. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı inceleniyor. Ve bir 2 seneye kadar hapis cezası almış olan bir kişi 5 sene bu şeyin altında kalıyor. Bu birinci gerekçesi bu. Yapılan değişiklik yeterli değil diyor. İkinci gerekçesi kabul meselesine değiniyor. Şimdi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının sanık tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Fakat bu kabulün ne zaman sorulacağı meselesi var. Mahkemeler ilk oturuma başlarken, duruşmaya başlarken HGB'yi kabul ediyor musun diye sormaya başladılar. Sorgu sırasında. Daha ilk başta. Şimdi HGB'yi ne zaman verecekti? 2 sene ve daha az hapis cezası mahkum ederse verecekti. Şimdi duruşmanın başında sen sana dersen ki HGB'yi kabul ediyor musun? Ya yani ben seni mahkum edeceğim sonuçta. Bu ön yargı değil miydi? Mahkemenin bir ön yargısını ifade eden bir saptamaydı. Bu nedenle zaten kanunda yazmıyor ama hüküm verilirken sorulması lazım. En sonunda sorulması lazım. Madde bunu mündemiş. Fakat Anayasa Mahkemesi diyor ki kabul iradesinin ne zaman sorulacağı kanunda açıkça yazmıyor. Bunun için birçok mahkemeler başta sormaya başladılar. Ama sonda sormaları gerekirdi. Ve bu da ikinci iptal gerekçesi bu. Üçüncü iptal gerekçesi insan onurunun korunması ile ilgili. Anayasanın 17. maddesinden yola çıkıyor Anayasa Mahkemesi iptal ederken ve diyor ki eğer 2 seneye kadar hapis cezasını gerektiren bir suçtan mahkum olan bir sanık 5 sene bir yaramazlık yapmazsa o ilk mahkeme hükmü ortadan kaldırılıyor ve düşme kararı veriliyor. Hüküm kaldırılıyor ve düşme kararı veriliyor. Bu cezasızlığa yol açıyor diyor. Ve insan onurunun korunmasına da şöyle yaklaşıyor. İşte insanın insan olma onurunu zedeleyen suçlardan birini işleyen bir kişi. Bu sebepten dolayı mahkum olması gerekirken 5 sene sonra yok olursa cezası, cezasızlık sebebi ortaya çıkıyor. Ve bu şekilde de kamu görevlilerini özellikle kötü muamelede bulunan kamu görevlileri daha teşvik ediliyorlar diyerek bu iptal kararını verdi. Şimdi gördüğünüz gibi hükmün açıklanmasının geri bakılması kararı 231. maddenin 5. fıkrasında yer alan bu hüküm iptal edilince ona bağlı olan diğer bütün fıkralar da kaldırıldı ve 1 sene sonra da yürürlüğe girecek ama şu anda iptal edilmiş vaziyette. Şimdi siz bir hakim olsanız ve önünüze bir HGB'lik suç gelse, HGB kararı verir misiniz, vermez misiniz? Anayasa Mahkemesi'nin anayasaya aykırı olduğunu tespit ettiği bir müessese var.
ve bunu siz uygular mısınız? Ama sorunun cevabını verirken şunu düşünün. LH kanun uygulamasını düşünün. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi maddi ceza hukuku müessesesi değil. Muhakeme hukuku meselesi. Fakat doğurduğu sonuç itibariyle cezayı ortadan kaldırıyor. Cezayı ortadan kaldırdığı için muhakeme hukuku müessesesi olmasına rağmen bir ceza hukuku müessesesi gibi etki yapıyor. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne daha evvel verdiği kararlar var. HGB'nin yürürlüğe ilk girdiği dönemlerde verdiği kararlar var. Daha evvel ceza alıyordu kişi, HGB'li almıyor. O halde LH olan kanun geriye yürümesi gerekir dedi. Şimdi bu nedenle bugün de Anayasa Mahkemesi iptal etti ama bir sene sonra da yürürlüğe girecek ama gene de bugünkü hakimin LH olan kararı uygulaması lazım. Hatta iptal kararı yürürlüğe girdikten sonra dahi HGB yürürlükteyken işlenen bir suç dolayısıyla da iptal kararı yürürlüğe girdikten sonra da HGB uygulaması gerekiyor. Değerli izleyiciler, ceza mahkemesi hukukunda sürekli değişiklikler oluyor. Biraz evvel izlediğiniz çekimde de 2023 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun iptal gerekçelerini size sunmuştum. Ancak biraz sonra izleyeceğiniz diğer eski çekimde de iptal edilmiş olan hükmün diğer açıklamaları yer alıyor. Bu değişiklikleri de bu şekilde izleyebilirsiniz. İyi izlemeler diliyorum sizlere. İyi akşamlar. Şimdi yeni bir bahse geçelim. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusuna gelelim. Ve 231. maddenin 5. fıkrasıyla başlayan 14. maddeye kadar devam eden düzenlemelerde kanun koyucu hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunu düzenledi. Ve öyle bir düzenleme ki adalet sisteminin bedenine saplanan bir bıçak gibi. Çok sisteme aykırı, bence hatalı, yanlış bir düzenleme. Ama bir bak, öbür taraftan bakarsanız da sanığın bazen lehine, bazen aleyhine bir düzenleme. Çünkü HGB uygulanırsa, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirse ve sanık belli bir süre hiçbir kasıtlı suç işlemezse, 5 sene işlemezse, bu takdirde düşme kararı veriliyor. Yani karar yok oluyor ortadan. Biraz daha düşme kararlarını incelerken görmüştük. HGB'ye dayanan bir düşme kararı veriliyor. Bütün duruşma yapılmış, sanık suçlu bulunmuş, cezası belirlenmiş, her şey bitmiş. Fakat HGB koşulları gerçekleşmişse hakim hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veriliyor. Yani hükmü açıklamıyor. Var bir hüküm, hiçbir sonuç doğurmayan bir hüküm ama bu hükmü açıklamıyor. Açıklamadığı takdirde de 5 sene içerisinde hiçbir kasıtlı suç işlemezse düşme kararı veriliyor. Şimdi böyle bir kararın bizce duruşmanın başına alınması gerekirdi. Duruşmanın başında bir şey verilmesi, yani duruşmanın açılmaması kararı falan daha iyiydi. Fakat o kadar uğraş duruşmayı yap, ondan sonra da şey, bekle. Ve 5 senede bekle. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu HAGB kararını koşullu bir düşme kararı olarak nitelendiriyor. Burada rızaya bağlı bir sistem var. HAGB kararı verilmesini kabul ediyor musun diye sanığa soruluyor. Ve tabii en sonunda duruşma en sonunda sorulması lazım. Sanık da evet kabul ediyorum derse o takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da diğer koşulları varsa karar verilebiliyor. Hukukumuzda iki türlü HGB daha var. Bir CMK 250'deki seri muhakemedeki HGB var. Bir de basit yargılama usulünde de HGB var.
Yani genel usuldeki 231'den farklı olarak bir de 250 ve 251. maddelerdeki HGB'ler de var. Ama dikkat edin, seri muhakemede soruşturma evresinde verilen bir hüküm var, bir ceza kararnamesi. Basit yargılamada ise hiç duruşma yapmadan verilen bir hüküm var. Orada da, onlarda da HGB mümkün. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Şimdi HGB kararı verilemeyen haller var hukukumuzda. Birinci hal, uzlaştırmaya giren suçlarda HGB verilemiyor. Uzlaştırma yoluna gidiliyor. Yani kanun koyucu şimdi belli suç kategorilerini belli yargılama usulüne tabi tuttu. Uzlaştırma suçları sırf uzlaştırmada yargılanacak. Seri muhakeme usulü sırf seri muhakemede. Basit yargılama ayrı, genel ayrı. Yani böyle kategori kategori suçlar ortaya çıktı. Ceza kanunundaki suçlara bir bakacak olursanız her suçun yargılama usulü hemen hemen ayrı. Böyle bir garip durum ortaya çıktı. Yine devrim kanunları da giren hallerde uzlaştırmaya HGB kararı verilemiyor. Terör suçları ile sırf askeri suçlarda da HGB kararı var, verilemiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bazı kararlarında HGB verilmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi. Şöyle bir şey düşündü. Cezasızlık yaratıyor diye bunu kabul etmiyor. Ve özellikle kamu görevlileri tarafından işlenen suçlarda eğer kötü muamele suçlarında HGB verilirse hep ihlal kararı veriliyor. Bizim Anayasa Mahkemesi'nde daha bu hafta verdiği bir kararda bunu gördük. Orada da kötü muamele yaptığı iddiası var bazı kamu görevlilerinin. Fiil belirlenmiş, suç tespit ediyor. Fakat HGB verilmiş. O HGB'nin verilmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi Anayasa Mahkemesi de ahim kararlarına dayanarak. Şimdi koşullarına bakalım. 231. maddedeki HGB karar verilmesinin koşulları. Maddesinden bakalım. 231. madde 6. fıkrasındaki koşullara bir bakalım. Evet. (6) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, mahkemece sanığın kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işleyemeyeceği hususuna kanaate varılması, suçun işlenilmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin sureti tamamen giderilmesi gerekir. Sanığın kabul etmemesi haline hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez. Bakın şimdi koşullara bakın. Birinci koşul, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması. Buradaki her suçun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor Yargıtay ama daha evvel mahkum olmamış olması gerekiyor bir. İkincisi, tekrar suç işlemeyeceğini düşünmesi gerekiyor mahkemenin. Duruşmadaki davranışları dolayısıyla vesaire tekrar suç işlemeyeceği kanaati. Ama önemli olan bir şey bir de zararı gidermesi. Suçtan doğan mağdurun zararı veya kamunun zararı varsa tamamen zararın gidermesi koşulunu öngörüyor. Ve nihayet bir de kabul koşuluna bağlıyor. Sanığın HGB'yi kabul etmesi gerekiyor. Şimdi bu kabul etme meselesi kanuna daha sonra girdi. Girme sebebi de temyiz hukuku ile ilgili. Şimdi HGB kararı itiraza tabi bir karar. İtiraza tabi olduğu için de istinaf edilemiyor, temiz de edilemiyor.
Ve bunu bir nevi denkleştirmek için sanal solsun diye bir düzenleme yaptı kanun koyucu. HGB karar verilmesini istemiyorsa, o zaman HGB verilmiyor o istemediği için ve istinafa gidebiliyor. Fakat HGB verilirse HGB kararına itiraz edebiliyor ama hüküm istinaf edilemiyor. Şimdi bunu denkleştirmek için böyle bir düzenleme yapıldı. Ve size şimdi avukat olduğunuzu soracak müvekkiller. HGB'yi kabul edeyim mi, etmeyeyim mi diye. Ne cevap vereceksiniz? Şimdi HGB'yi kabul ederse, 5 senede suç işlemezse düşüyor. Davası düşüyor, yok oluyor. Fakat HGB'yi kabul etmezse, istinaf edilirse, mahkum oldu çünkü, istinaftan onama için şey gelebilir. İstinaf talebinin reddi gelebilir, onama gelebilir. Şimdi iki ucu keskin bir bıçak elinizde. Bir taraftan kabul et derseniz, kabul eder ve 5 sene bir şey yapmazsa düşüyor. Öbür tarafta kabul etme derseniz mahkumiyet var. Yani olasılıkla mahkumiyet var. Tersi de olabilir tabii. Ben size şunu tavsiye ederim. Bu durumu açıklayın müvekkilinize ve deyin ki kabul edersen şöyle olur, etmezsek böyle olur. Siz kendi kararınızı kendiniz verin deyin. Siz onun yerine geçip de bir şey yapın ve elinden de yazılı bir belge alın. Bu konuşmaya ilişkin o kabul ettim veya etmedim diye bir şey yapsın. Aksi takdirde bunu yapmazsanız ve kabul etme diye bir sözlü ifadeyle geçiştirirseniz ileride müvekkiliniz tarafından davalara maruz kalabilirsiniz. Bir HGB kararı, bir de hüküm var. Bakın iki tane karar var. Birinci karar, ilk derece mahkemesinin, esas derece mahkemesinin verdiği hüküm. 223. maddeye göre verdiği bir mahkumiyet hükmü bu. Mahkumiyet hükmü veriyor. Bütün unsurlarını geçirmiş, cezayı belirlemiş, netice itibariyle bir cezaya hükmetmiş ve bunun hükmü var, bu hüküm. Fakat bir de ikinci bir karar olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı diyor. Demek iki tane karar var. Bir hüküm var, bir de mahkemenin HAGB kararı var. Bu HAGB kararına karşı da itiraz yolu açık. Fakat Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun verdiği kararlar doğrultusunda itiraz yolu açık olduğu için temyiz edemiyorsunuz, istinaf da edemiyorsunuz. Biz burada ters düşüncedeyiz. Madem ki bir hüküm var, o hüküm, sadece o hüküm istinaf edilebilmeli diyoruz. Dayanağımız da şu, istinaf edilebilen, edilemeyen kararlara bakarsanız, yine temyiz edilebilen, edilemeyen kararlara bakarsanız, orada HGB ile ilgili hiçbir şey söylemiyor. Ya bu nedenle genel kurallar uyarınca bir hüküm varsa, o hüküm istinaf edilebilir. İstinaf edilemeyen kararları da orada göstermesi gerekirdi ve orada demesi lazımdı o zaman. HGB verilen karar istinaf edemez demesi lazımdı. Burada Yargıtay'ın verdiği bir kararla, genel kurul kararıyla bir kanun yolunun kapatılmasının da doğru olmadığı görüşündeyiz ama bu teorik görüşlerimiz şu anda sizi yanıltmasın. Bugünkü hukuki durum şöyle. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükmün kendisi istinaf edilemiyor. HAGB kararına itiraz edilebiliyor. Ve itiraz meselesi, nasıl bir itiraz incelemesi olur? İtirazın niteliği nedir diye baktığımızda, itiraz inceleyen makam hem maddi meseleyi inceler hem hukuki meseleyi inceler. Hem maddi hem hukuki meseleyi inceleyen bir makamın o halde maddi meselesi HGB'nin hükmün kendisi, hükmü de inceleyebilmesi gerektiğini göreceksiniz. O zaman bunun bir istinaf olduğunu söyleyebiliriz. Hayır, böyle yapılmıyor. Sadece
HAGB koşulları oluşmadı mı buna bakılabilir şeklinde bir karar var. Yine genel kurul kararı böyle dedi ilk başta. Dedi ki sadece 231. maddedeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması için aranan 4 koşul incelenebilir. Esasa girilemez. Fakat daha sonra Yargıtay görüş değiştirdi ve esasa da girebilir diye karar verdi. Esasa girdiği takdirde hükmü de inceleyebiliyor sınırlı bir şekilde. Yani karma karışık bir durum ortaya çıktı hukukumuzda. İstiraf mı, itiraz mı belli değil. Dedim ya size vücuda saplanan bir bıçak gibi bir karar. Düzenleme bu. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Ve bitirelim şimdi hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını. 5 senelik bir denetim süresi vardı. 5 sene içerisinde sanık kasıtlı başka bir suç işlemezse düşme kararı veriliyor. Fakat aksi olur. Kasıtlı bir suç işlerse daha evvel verilmiş olan hüküm açıklanıyor. Ve diğer suçun da yargılaması oluyor. Yani iki suçtan birlikte mahkum oluyor. Şimdi böylece kanun koyucu mahkemelerin işini kolaylaştırmak istedi. Öyle de oldu gerçekte. Birçok mahkeme ilk oturumda soruyor. HAGB'yi kabul ediyor musun diye. Ve ondan sonra hemen alelice hükme gidiyor. Şimdi inceleyeceğimiz bir tane Yargıtay kararı var. Daha evvel de inceledik galiba değil mi? Bir tane gerekçeyle ince karar incelemiş miydik sizlerle? HGB ile ilgili gerekçe kararı incelemiştik değil mi? Yani evet, Yani incelemiştik. hiç gerekçesiz HGB kararı veriyor bu sefer mahkemeler. Yani mahkemenin işini kolaylaştırmaktan ziyade adalet sistemini sıkıntıya soktu diyebiliriz.